Arkadaşlar şimdi projemizde bu dersimizde benim yapacağım şey online kitap bir sitesi yapacağız. Bu projemiz için gerekli olan veri tabanı yapısı minimum ne olması gerekiyor ya da asgari nasıl bir şey olması gerekiyor? Onun üzerinde oradan biraz bahsedelim arkadaşlar. Şimdi evet, bizim temel tablolarımız olacak. Bu projeden projeye değişebilir ama 3 aşağı 5 yukarı bütün projelerde buna benzer tablolar olacaktır. Buna benzer ilişkiler olacaktır. Bendeki ilişkilerde hangisinin neyle ilişkisi var? Onu görsel olarak burada gösterdim. Şimdi projemiz için arkadaşlar admin sistemine yani admin paneline girecek kullanıcılar için kullanıcılar ya da users yani tam karşılığı İngilizce olarak da anlayabilirsiniz. Yani İngilizce alışık olanlar İngilizce oluşturabilir. Türkçe alışık olanlar Türkçe oluşturabilir. Kullanıcılar, kullanıcının adı, soyadı, e-maili, şifresi bu admin paneli yönetecek kişilerin, orayı yönetecek kullanıcıların kaydedildiği bir yer. Müşteriler kısmı üyeler arkadaşlar. Sistemimizin üyeleri. İsterseniz siz üyeler olarak da olabilirsiniz ya da members ya da users şeklinde de dikkate alabilirsiniz. Bizim kitaplar dediğimiz şey siz ürünler olur yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Yani şu anda aklımızda olan şeyler kitabın adı, türü, yayın evi, yılı, adeti, fiyatı, stok adeti yani alış fiyatı, satış fiyatı, keywords, description yani açıklaması, kısa açıklaması description dediğimiz kitabın resmi, tarihi vesaire. Tür kısmı bir veri tabanından besleyeceğiz. Yani açılır kutu yapacağız, veri tabanından besleyeceğiz. Resimler tabii bu baş eski veri tabanının bu kitap ID olacak. Şurası yanlış oldu orası. Bu kitaba ait resimler varsa birden fazla resim tek resmi burada yüklüyoruz. Birden fazla resimler tablosunda yüklüyoruz. Ondan sonra şehirler tablosundan yükleyeceğiz. Açılır kutudan yükleyeceğiz. Ondan sonra bu çok gerekli değil. Burada kullanıcı kategoriler bu kitap kategorileri yine ID'sini kaydedeceğiz. Veri tabanından çekeceğiz. Kategoriler tablosundan çekeceğiz. Kategori mantığı ID üst ID, ID parent ID şeklinde olabilir. Şimdi veri tabanımızı tekrar incelemeye devam edelim. Evet. İncelemeye devam edelim arkadaşlar. Ayarlar kısmı var. Sitemizin ayarları. Yani bu sitemizin biz dinamik bir web sitesi hazırlıyoruz. Sitemizin açılırken dışarı ilk görünen title'ı, ilk gelen keywordleri, anahtar kelimeleri. Bu yazışmalarda kullanacağımız firmanın resmi isimleri, adresi, fax, telefon, e-mail vesaire. Sosyal medya hesaplarının adı. Ondan sonra e-mail gönderirken, otomatik e-mail gönderirken sistemimiz. Yani bütün siteler müşterileriyle iş yaparken işte sipariş alındı, verildi, siparişiniz kargoda şurada burada yani onunla ilgili e-mailleşmesi gerekiyor. Şifre hatırlatması vesaire. Yani sistemin üyelerle e-mailleşmesi gerekiyor. Nasıl e-mailleşecek? Otomatik e-mailleşecek. İşte bunun için e-mail ayarlarımız gerekiyor. İşte Google üzerinden mi haberleşeceksiniz? Yani bir tane e-mail hesabı tanımlıyoruz orada. SMTP hesabı tanımlıyoruz. Şifresini ve portunu tanımlıyoruz. Oradan şey yapabiliriz.
iletişim sağlayabiliriz. Sistemimizin otomatik iletişimini bu şekilde sağlıyoruz. Yine sistemimiz hakkında iletişim, referans vesaire tek şeylik, tek satırlık veriyi burada da verebiliriz. Ayrı bir yerde tutabiliriz. Bunun dışında varsa haber duyuru ile ilgili bir şey, sistemimizle ilgili, mesela kitap fuarı vesaire bilmem ne duyurmak isteyebiliriz. Böyle bir tablo ekleyebiliriz. Sıkça sorulan sorular ve bir tablo ekleyip sistemimizle ilgili sıkça sorulan soruları veri tabanına ekleyebiliriz. Mesajlar, web mesajları, bu niye böyle geldi? Evet. Onay mesajları herhalde. Evet. Onay mesajlar oluşturmuştum. Şeyi kaçırdı. Müşterilerden gelen mesajlar. Bize yazılı kısmında gelen mesajların tutulduğu yer. Burada haydi asayımın durum tarihi. Sipariş mesajları olabilir. Ya da ekstra kendi aralarında kullanıcılar bir mesaj olabilir vesaire. Çok önemli değil orası. Burada en önemli şeylerden bir tanesi sipariş arkadaşlar. Satış. Satışta tek sistem üzerinde arkadaşlar insanlar ya da kullanıcılar birden fazla ürün alır değil mi? Mesela Eleman girdiği şeye sepete 5 tane kitap ekledi. Şimdi bu kitaplar için bir ödeme ekranı var. Toplam bir tane ödeme ekranı var. Bir kargo ya da bir takip kısmı olacak. Ya da bir fatura olacak. İşte o bir olan kısımları yani ürünün genel tutarını, kargo durumunu, sipariş durumunu vesaire işlemleri takip ettiğimiz bir şey. Bunlar da o siparişte satın alınan ürünlerin tutulduğu bir tablo. Burada sipariş ID ile ürün ID şeklinde, kitap ID şeklinde takip edebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt tablolarda sürekli ID'ler var. Örneğin sipariş ID'sinde hiç kitabın adını, yayın evini falan görmüyorsunuz. Sipariş kitap ID'si dediğimiz zaman o kitap ID'si ilgili bütün kitabın verilerini oradan çekebiliyoruz. Ya da müşteri ID'sinde müşterinin bütün verilerini çekebiliyoruz. Şeklinde. Evet, burada siz de 3 aşağı 5 yukarı benzer bir tablo oluşturacaksınız. Ya da internette araştırırsanız bir e-ticaret sistemi hangi tablolardan oluşması gerekiyor kısmına bakarsınız. Ama nereye bakarsanız bakın, aklın yolu bir, mutlaka buna benzer bir yapı ile karşılaşırsınız. Alacağınız bütün projeler, hangi projeyi yapıyor olursanız olun, 3 aşağı 5 yukarı ya bir tablo eksik ya bir fazla. Yani ben şu projeyi alacağım, yapacağım ama 2-3 tablo bana yeter, öyle bir şey yok. Yani blog seçseniz bile kullanıcılarımız var, bloggerlarımız var, bloglar var, blog türleri var, kategorileri var, yorumlar var blogla ilgili. Sistemden gelen mesajlarımız var. Blogda ne olmayabilir? Satış olmayabilir. Burada ne var? Müşteri yani üye blog yazabilir. Yani bu blogu hangi üyenin yazdığı, burada mesela oluşturma aşamasında üye blog oluşturabilir. Blog yazabilir. Yani bir konuyu açıklayabilir. Örneğin 3 tane, 4, 5 tane kafadar bir araya geldiniz. Dediniz ki biz bilgisayarla ilgili bir blog sitesi oluşturacağız. Ahmet'e dediniz ki sen PHP yaz. Mehmet'e dediniz sen ASP.NET yaz. Ayşe dediniz sen C# yaz. Ama sistem hiç herkes admin'e girmiyor. Bunlar üye. Blog yetkisi verilmiş üye. Üye girecek sisteme. Kendi eklemek istediği konuyu, yazıyı ekleyecek. Sisteme ekleyecek. Müşteri de admin de onaylayacak bunu. Satışta ne oluyor? Satış benzeri bir şey. Müşteri bir ürün eklemiyor ama bir ürün satın alıyor. Satın alma işlemi admin'e düşüyor. Admin onu onaylıyor. Yani temelde müşteri
ya da üye mutlaka admin'e düşecek. Düşen, yani admin'i ilgilendiren bir şey ile uğraşacak. Burada herkeste yorum var. Herkeste müşteri mesajları, üye mesajları var. Sıkça sorunlar hepsinde var. Ondan sonra tür, kategori, resim vesaire, bunlar hepsi herkeste olacak. Ayarlar kısmı herkeste olacak. Gördüğünüz gibi ne seçiyor olursanız olan, yani en basitinden bir blog örneği verdim. Hani çok basit göründüğü için. Ama arka planında tablolarını incelediğimiz zaman olayın o kadar basit olmadığını görürsünüz. Ortaya bir hizmet sunabilmek için, yani elle tutulur, gözle görülür bir hizmet sunmak ve bunları işe yarar hale getirebilmek için birden fazla tabloda oluşturup bunları ilişkilendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, burada genel itibariyle veri tabanımız bu. Siz de bunu örnek alarak projeniz için bir veri tabanı yapısı oluşturabilirsiniz arkadaşlar.